Şimdi diplomatlar yok. Kimi baş başa görüşmelere Dışişleri Bakanlığı giremiyor. Dolayısıyla tutanak tutamıyor. Dolayısıyla yapılan ikili görüşmelerde ne konuşuluyor? Bir tek götürülen tercümanlar biliyor. O tercümanlar da zaten iktidarın götürdüğü tercümanlar. Devletin hafızasına ve arşivine birçok ikili görüşme, üçlü görüşme, heyet görüşmesi girmiyor aslında. Yani bir devlet geleneği bitmiş durumda. O tercümanlar da öyle mi söyleniyor, böyle mi söyleniyor, devlet adına ne sözler veriliyor bilmiyoruz. Şimdi son bir tur. Burada sizin söylediğiniz nokta önemliydi. Onun için Barış'a sorup sonra size döneceğim. Dedi ya Meysel Hanım, Meysel Yıldız. Bıraktık muazzaf subayları, emekliler bile konuşamıyorlar, konuşturulmuyorlar. Şimdi şeytan avukatlığını yapacağım. 28 Şubat davasında apar topar içeriye konulan komutanlar var. Evet, yaşları çok ileriz ama hepsinin alan tecrübesi büyük ve bir anda kamuoyu onları da unuttu. Şu anda Silivri'deler ve gerçekten yani cezaevindeler şu anda. Onlar da zamanında kimi zaman eleştirilerini, İlker Başbuğ da yargılanıyor bu arada. Onlar da kimi zaman eleştirilerini kamuoyu gündemine getiriyorlardı. Ve bir anda aslında tekrardan tecrübenin, akil isimlerinin sesinin kesildiği bir dönem oldu. Bu konuyla ilgili bir bağlantı kurabiliyor musun? Yoksa bu mesele ayrı mıdır dersin? Bunu da sorayım. Yok, kesinlikle. Ben bunun hani örneklerini biliyorum. Bence Müessel Yıldız'ın cezaevine girmesi bu konuyla ilgili. Müessel Yıldız'ın neden geçen programda da konuştuk biz Müessel abla bu konuyu. Ama girmesi bu şununla alakalı. Çünkü hem amiraller bildirisinden sonra açılan soruşturmada hem Müessel Yıldız meselesinde açıkçası emekli bu birikime sahip bu tür hataları gören insanlara susun dendi. Susun dendi. Buna susun demenin yolu kamuoyu bildirisiyle susun demek değildir. Bir hani derler ya, bir sallandıracaksın birkaç tanesini Taksim'de diye. Bunun bir benzerini amiraller üzerine, 28 Şubat sanıkları üzerine, İlker Başbuğ üzerine, Müessel Yıldız üzerine, yani konuşan, hataları söyleyen veyahut da bunları yazan insanlar üzerinde denediler ve böylelikle susun dediler. Hükümet susulmasını istiyor ama şu an konuşmaya ihtiyaç var. Çünkü Cumhurbaşkanı bugün, şu anda bir saat önce geçti Anadolu Ajansı, belki iki saat önce, çıkıyor CBS televizyonuna, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin televizyonda, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Cumhurbaşkanı Amerikan televizyonuna ABD orada 20 yıldır neden var, Afganistan'ı kastediyor. Önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerekir. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin televizyonunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000'den fazla Amerikan askeri hayatını kaybettikten sonra siz bu konuşmayı yapabiliyorsunuz. Bu kötü mü? Hayır değil. Konuşulması gerekir. Bunu kendi ülkemizde de yapalım öyleyse. Amerika'ya oturup verdiğin Türkiye, aklı? Verdiğiniz aklı Türkiye'de de konuşun. Oturup Türk televizyonlarında da bir takım akredite olmuş eski askerler, akredite olmuş eski gazetecilerle her konuyu konuşuyorsunuz ama bu meselede hataları açıkça konuşabilecek insanlarla İdlib'de niye varızı konuşalım öyleyse. Cumhurbaşkanının bunu Türkiye'de konuşmaya cesareti var mı emin değilim. Var olsaydı eğer Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi o televizyonlara bunları konuşmayın diye bir takım uyarılarda bulunmazdı. Bir de çok komik bir şey değil mi? Amerika'ya dönüp de Afganistan'da bunca yıldır işin ne demek? Daha iki gün önceye kadar ya biz de oraya gitmeye talibiz. Amerikalılara da demiyor muydu? Siz rahatsız olmayın, biz sizin karakolluğunuzu yaparız olalım diye. 20 yıldır biz de zaten müttefik kuvvetler adına orada değil miyiz? Evet. Havaalanı güvenliğini sağlamak için. Aynen, NATO görevi çerçevesi altında. Mesela sizin bu konudaki yorumunuzu rica edeyim. Yani cezaevindeki generaller, paşalar, emekli olmuş olanlar, yaşları ilerli ama özgül ağırlıkları kamuoyu açısından önemli olan generaller ve netekim eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bir kez daha bir kitap eleştirisi üzerinden şu anda davası var ve yargılanıyor. Elbette bunlar TSK'yı bilen, Türkiye gerçeklerini bilen, Türkiye'nin milli çıkarlarını bilen komutanların konuşmaması için bundan sonra birer gözde, ama bence korku duvarı galiba aşılıyor. Yani en mutedil diye bilinen komutanlar bile bugün istifa ediyorsa zannediyorum ki bir artık bu duvar aşıldı sanıyorum. Şöyle bakın, şu örneği vereyim ben. Amerikan Genelkurmay Başkanı Milley geçenlerde Afganistan'da 10 tane sivilin tahliyeler sırasında Kabil Havaalanı'nda ölüm üzerine ne dedi? İtirafta bulundu, dedi ki
sorumlusuyum, sorumluluğu üstleniyorum dedi. Bakın ben bir Türk vatandaşı olarak, bir anne olarak, bir gazeteci olarak geçen yıl öldürülen 34 askerimizin ve geçen haftalarda öldürülen 3 askerimizin ölümünden kim sorumlu bunu öğrenmek istiyorum. Birincisi bu. İkincisi şimdi bu Kırım seçimleriyle ilgili bizim dışişlerin açıklaması olunca dışişleri sözcüsü Rusya'nın Zaharova çok sert bir açıklama yaptı. Ben bugün bütün gün duruşmadaydım. Zaharova'ya cevap veren bir yetkilimiz oldu mu bilmiyorum. Zaharova'nın şu ifadelerine lütfen dikkat. Eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa demek ki sabırlılar. Türkiye için söylüyor bu. Şimdi bunlar neydi? Daha önce de uyar dedik ki siz bizim etnik meselelerimizi kaşırsanız biz de sizin etnik meseleleriniz var unutmayın dedi. Yani biliyorsunuz Rusya PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bırakın YPG'yi, PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyor. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya altyapısı hazırlanmadan gerçekleşecek bir ziyarette bulunursa korkarım sadece Türk Hava Kurumu'na işte yangın söndürme helikopteri alma ya da birkaç ton domates ihracatı zaferiyle dönersek bu acı olur. Çünkü Rusya bu sefer yani sınırı koymuş, bitirmiş, sen mutabakatı yerine getirmedin. Artık ben gereğini yapacağım diye. Bunun gereği nedir? Ya o İdlib'dekileri Türkiye'ye doğru sürecekler ya orada büyük bir operasyon yapılacak. Bu arada bizim askerlerimiz de büyük zarar görecek. Büyük ihtimalle. Dolayısıyla çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bunu bir an önce hepimizin konuşması, emekli askerlerin de konuşması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi birazdan Özgür Özel bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, onlara da soracağız. Yani bu konuda bunu nasıl gündeme taşımaya hazırlanıyorlar ya da nasıl devamında muhalefet olarak bir tavır takınacaklar diye. Ama son teşekkür etmeden önce bir cümle belki de manşetimiz olur. Siz bu artık emekliye ayrılma mı diyelim, istifa mı diyelim, çünkü haberler işte ikna edilmeye çalışıyorlar vesaire gibi geliyormuş, Saygı Öztürk öyle demiş ama siz bu istifaların, üst düzey istifaların devam edeceğini düşünüyor musunuz? Çok zannetmiyorum. Şimdi benim bildiğim, ben 5 sayısını, yani bugün Saygı abinin yazdığı ilave 2 kişiyi bilmiyorum. Araştıramadım bugün çünkü duruşmalardaydım. Yalnız ilk yazdığımız 3 isimden bahsetmiştim. İsimlerini vermedim ama genelkurmay ikna etmeye çalışıyor diye. Öğrendiğim kadarıyla bir tanesini istifadan vazgeçirmişler ama diğer 2 komutan kararlıymış. Geri almamışlar istifalarını. Süreç belirleyecektir. Bilemiyorum. Yani hepimiz gibi zannediyorum. Onların da içi yanıyor. Ne oluyor, ne bitiyor. Ama bir yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü ne ordumuzun ben zarar görmesini istiyorum. Aynen. Ne yani ülkemizin. Onun için dikkatli davranmak durumundayız. Bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Peki mesela var mı sorun var, Barış? Mesela abla belki bana katılır söylediğime veya katılmaz ama... Şimdi ben hükümet ordusu dedim, hani milli ordudan hükümet ordusuna doğru dönüyor dedim ama burada bak mesele 11 tane veya işte en son 5 tane generalin istifa etmesinin ötesinde bir mesele. Bence bu meselenin hiç görmediğimiz bir derinliği var. Yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakıyorum medyaya, İncirlik'te Amerika'nın kendisine vermiş olduğu madalyayı almıyorum diyen albay. Bakıyorum kimdi kahraman, evet, değil mi? Günlerce medyada yer aldı. Orkun Özeller. Orkun Özeller nerede şimdi? Kendisi istedi o. Emek baskıdan ötürü pasif göreve atanmasını diye. O Türk medyasında kahraman olarak ilan edilen, günlerce konuşulan, madalyayı almadı Amerika'dan. Baskıdan vesaireden, pasife atanmadan ötürü istifa etmiş, bırakmış gitmiş. Hiç konuştuk mu? Hiç konuşmadık. Evet. Haberimiz bile yok. Yani şu an bu generaller istifa etmese, ben burada söylemesem adını belki kimse hatırlamayacaktı. Öyle geçip gidecekti. Bu açıdan baktığınızda... Ben bir kere... Evet evet. Yani hani şey, siz yazmasanız tabii, siz anlatmasanız. Evet evet. Evet. Yani ve kimse konuşmadı bunu. Konuşmadı. Neden ayrıldı bu genç albayımız diye kimse sormadı. Evet. Haliyle burada aslında yukarıdan belirlenen bir politika. Özellikle adını da koyalım. Hükümet ordusu diyoruz ama Hulusi Akar eliyle belirlenmiş, çünkü Cumhurbaşkanı ona çok güveniyor. Eliyle belirlenmiş politika açıkçası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneksel birikimini bu 5 general meselesinden, 11 general meselesinden daha büyük görülüyor ki bir zarar veriyor. Ve
o derinliğini kaybediyor ve biz de çoğu zaman göremiyoruz. Birkaç istifa deyip konuşup geçiyoruz. Peki Müyesser Yıldız şunu ekleyeyim, birkaç istifa demeyelim. Biz sadece generalleri konuşuyoruz. Albayların sayısını bilmiyoruz. Bakın albaylar çok daha fazla. Yani bel kemiğinde de istifalar çok fazla. Mesela benim öğrendiğim emekli edilmiş. Yani bir istifalar var, bir de emekli diyorlar. 15 Temmuz'da büyük kahramanlıklar göstermiş. Suriye'de, Irak'ta büyük kahramanlıklar göstermiş. Bir albayımız daha 2 senesi varken o da emekliye sevk edilmiş. Ne oluyor? Neden? Yani ya dediğim gibi bunlar belirlenirken, atanırken, rütbe verilirken ya liyakatsızlara veriliyor ya da bir şey oluyor. Yani ikisinde de bir yanlışlık var. Bunu bir peki o zaman bu yaş kararlarını, bu terfileri, emeklilikleri kim götürüyor? 45 dakikada, 1,5 saatte bunlar nasıl belirleniyor? Kim belirliyor? Kadrosuzluk ne demek? Liyakat yetersizlikten emeklilik ne demek? Kimse bunu açıklamıyor. Artık çok ciddi olarak bu yaş süreçlerinin de son özellikle 3-4 yıldır biliyorsunuz öncesinde FETÖ dönemi, yaşta FETÖ'cülerin işte terfileri vesaire yapıldı dendi. Peki son 3-4 senede yaşta kimler terfi ediliyor ya da kimler emekliye sevk ediliyor? Ölçüler ne? Biz bunları hiç bilmiyoruz, hiçbir konuşmuyoruz. Oysa ki doğrudan ülkemizin güvenliğinin geleceği söz konusu. Ülkemizin geleceği bu orduya emanet. Allah hepimizin sonunu hayır etsin diyorum. Mesela Yıldız çok teşekkür ediyoruz. Bence önemli bir cümleydi bu söylediğiniz. Buradan devamla biz de konuşalım ve konuşmaya da devam edelim. Yaşta yani yüksek askeri şurada kimlerin hangi kriterlere göre atandığını ve atanmışların neden ondan sonra apar topar görevden alındığını, bunun sebebinin ne olduğunu, yine mi yanlış bir takım adamlar, yine mi bir takım cemaatler, tarikatlara bağlı adamlar yoksa gerçekten çok iyi komutanlar, askerler de istenileni yapmıyorlar ya da iktidar çizgisinde değiller diye mi devreden çıkarılıyorlar ya da görevden alınıyorlar? İşte bütün bunların hiçbir